Sevgili TR1 izleyenleri tekrar günaydınlar. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz varsa Edirne'den Kars'a, tüm Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine tekrardan günaydınlar diyelim. Hocam, İbrahim Gökçek hocamızla devam ediyoruz. Kanserle ilgili reklam öncesinde konuşmuştuk. Kanserle ilgili yeni bir buluş var hocam. Evet. Dilerseniz onu seyircilerimizle paylaşalım. Evet. Almanya'da yapılan çalışmalara sonucunda kanserli hücrelerin üretmiş olduğu bir enzim var. Kolajenaz. Kanserli hücre, yani virüs gibi. Hücre içerisine giriyor, hücre çekirdeğini ele geçiriyor. Ve hücre içerisinde Golgi aygıtı denen bir organel var. Bu organele sinyal gönderiyor. Diyor ki şu enzimden salgıla. O da artık kontrolde, virüsün kontrolünde, yani kanserli hücre dönüştüğü için, yabancılaştığı için oradan ne emir gelirse onu yapıyor. Golgi aygıtı da kolajenaz enzimi denen bir enzim salgılıyor. Bu enzim makas enzimi de diyebiliriz. Makas gibi. Bu enzim ürettikçe hücre çevresindeki bağ dokuları, bağ dokusu iplik gibidir. Hücreleri, dokuları, organları birbirine bağlar. Bağ dokusunu makas gibi kesiyor, kesiyor, kesiyor. Kanserli hücre çoğalıyor, çoğalıyor. Artık sığmaz hale gelirse olduğu yere tekrar sinyal gönderiyor. Diyor ki kolajenaz enzimi salgıla. Enzim, makas enzimi tekrar devreye giriyor, kesiyor. Hatta mesela damarı kesiyor, içerisine geçiyor. Tabii damar kendini yeniliyor. Damarın içerisinde kanla dolaşarak diğer organlarda metastaz oluşmasına sebep oluyor. Kolajenaz. Almanların yapmış olduğu son araştırmalarda bu makas enzimi diyeceğimiz kolajenaz enzimini frenleyen bir buluş yaptılar. Nedir? Lizin, amino asit. Hocam terimsel konuşmasak da halkımızın anlayacağı dilden konuşsak. Herkes amino asit bu, amino asit. Amino asit. 22 çeşit amino asit var. Amino proteinler asit. Parçalarsanız küçük moleküllere proteinler 22 çeşit amino asitten oluşur. Bunların 11'i esensiyel, 11'i esensiyel olmayan. Yani bu amino asitlerden birisi lizin. Bu lizin makas şeklindeki enzimin bu ağzını kapıyor, tıkıyor. Ve böylece kanserin yayılmasını önlüyor. Almanların yapmış olduğu son yeni bir buluş. Bununla da ilgili bir çalışma yaptık biz. Çalışmalarınıza geçmeden önce ne derler? Ben size şey demek istiyorum aslında. Bitkilerin böyle şeyleri ne derler? En ince ayrıntısına kadar en ince didik didik böyle eden dahi demek istiyorum. Yani bitkilerin dahisi demek istiyorum. O kadar fazla bitkiler var ki hocam. O kadar fazla bitkilerle ilgili çalışmalarınız var ki gerçekten kitabı böyle her bir sayfasında ayrı bir bilgi yatıyor. Şimdi bunu çevirdim ben. Önce tabii ki tıp diyoruz. Önce tabii ki doktorlar diyoruz. Uyku bozuklukları geldi. Direkt karşıma. Uyku rahatsızlıkları geldi. Resimlerle birlikte. Hocam